Değerli okurlar merhaba. Bugünkü kitap tanıtım köşesinde yeni yazarlarımızdan Tuna Kahraman'ın şiir deneme türünde Pirincin içindeki O Beyaz Taşlar eserini inceleyeceğiz. Kültür Ajans Yayınları tarafından basılmış kitabımızın toplam sayfa sayısı 64'tür. Kısaca yazarımız Tuna Kahraman'ı tanıyalım. 1992 tarihinde İzmit'te doğmuş, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İzmit'te tamamlamıştır. 2014 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dünya Dinleri bölümünden mezun olan yazar, Cizre Dicle Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çanakkale Ayvacık Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çanakkale Ezine Sarı Söğüt Ortaokulu'nda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulunmuştur. Halen Çanakkale Ezine Sarı Söğüt Ortaokulu'nda görev yapmakta olup yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Eserimiz toplam 33 bölümden oluşmaktadır. Kendisinden ricada bulunarak seçtiğim bir bölümü okumasını rica ettim. Sağ olsun beni kırmadı. Şimdi bu bölümü yazarımızdan dinleyelim. Bugün kalem, yarın silgi. Ya tükenmez kalem olabilmek, iz bırakabilmek hayat denilen o ince yapraklı defterde ve o tükenmez kalemin mürekkebini, yani her bir çizgini o ince hayat yapraklarından bir arka sayfaya geçirebilmek. Edebiyatımıza yeni bir soluk getireceğine inandığım Tuna Kahraman'a sonsuz teşekkürler. Ayrıca videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Son olarak Pirincin içindeki O Beyaz Taşlar eserinden beğendiğim bir bölümle sizleri baş başa bırakıyorum. Duaları hissetmek. Ankara'nın yorgun kaldırım taşlarını mesken edinmiş olan kömür kokularının isli kabuslar arasında yürürken her zaman olduğu gibi düşünüyorum. Ne kadar yaşlı bir şehir. Dünya Savaşı'nın yorgunluğu ve Osmanlı'nın sessiz feryatları. Hala gece konduların sarı renkli kirli lambalarından içeri süzülüyor. Dokunmatiği kullanamayan yaşlı bir amcanın akıllı telefona sahip olmasının tezatlığını yaşıyor Kızılay. Köyden kente göç eden yamalı çorapların İtalyan malı kunduralarla gizlenmeye çalışıldığı ulustayım. Elindeki boncuklu tabancasını külahtan kağıt borularla düşmanı vurmaya çalışan arkadaşına fütursuzca sıkan ve eşitliği bozan zengin, şımarık çocuk misali bahçeli evler semti. Demir parmaklıklı pencereler, pencerelerin üzerindeki paslar. Korunması gereken anılarla fakirliğin acısını haykırıyorlar sanki çinçin bağlarında. Sadece kar yağışının zihinlerde bıraktığı tablonun güzelliği örtebiliyor Ankara'nın ağlamaktan yıpranmış göz torbalarını. Soğuktan üşüyen ise bedenler değil, Ankara'nın kendisi. Fakat anlayamadığım öyle bir şey de var ki diri tutuyor Ankara'yı. Evet, kaldırımlar yorgun, yaşlılar daha yaşlı. Ama güneş genç ve kuşakların sesleri diri. Derken yaşlı sandığım Ankara'dan uzaklaşıyor ve Paris'in genç sokaklarında buluyorum kendimi. Nahoş parfüm kokuları arasında Eyfel'in Hitler'den sağ kalan zerafetiyle Jön Türklerin aklını bulandıran mülazalarını yaşıyorum içten içe, anlıyorum. Huzurun bunaltıcı bir rahatlığa büründüğü Louvre, Fransız kibarlığının göstergesi vitrinlerden gümüş bir tepsiyle sunuluyor rengarenk makaronlar. Bruno, Catalona'nın eksik heykelleri Paris'in hayat öpücüğüyle tamamlıyor ilmik ilmik. Sacre, Kor'un giriş kapısının iki yanında bulunan yeşil atlı şövalyeler. Orta çağın karanlık dünyasını renklendiriyor. İşte Paris. Ancak tablolarda bulunabilecek bir kusursuzluk. Ve yağmur başlıyor ansızın. Ama eksik olan bir şeyler var hissediyorum. Evet, gerçekten eksik olan bir şey var. Buldum. Rahatlatır ya hani yağmurun o tatlı esintisi. İnsanın ruhunda hoş bir seda bırakır. Toprak kokusu tatlı bir anı serpiştirir ya bunlara. İşte
o ferahlığı bırakmıyor bu yağmur ruhumda. Fırtınanın okyanusta yarattığı çalkantıdan sonra durgun denizin rahatlığı yok. Yağmur sonrası Paris'te sebebini düşünüyorum ve bunalım. Her şeye sahip olan birinin hiçbir şeye malik olmaması hissi. Bu düşüncelerle boğulurken 3 gündür ezan sesini duymadığım aklıma gelmiyor tekrardan. Allah'a edilmeyen mümince dualar geliyor. Göğe yükselen dualar gökten inen ferahlığın habercisiymiş meğer. Bunu gözleriyle değil, aynı zamanda hisleriyle gezenler anlayabilir. Şaşırıyorum. Belki de ilgisi yoktur ezanla, duayla. Belki de yanılıyorumdur hislerimde ya da hislerimi farklı yorumluyorumdur. Fakat kesin olan bir şey var. Yaşlı değilsin Ankara, genç değilsin Paris.